Değerli takipçiler, bulaşık makinenizi kullanıyorsunuz. E09 yazısı geldi. Şimdi bırakın saçma sapan salak salak video çekenleri. İstisnalar hariç. Vurdu, gol oldu. İstisnalar hariç. Yakşılı böyle, yakşılı şöyle, yap bunu böyle. Herkes kendi için yapacak. Uzatmaya bir gerek yok. Bu videoyu izleyen kim? Ekmek. Ekmekçi olacaksın. Bu videoyu izleyen kim? Muhasebeci. Muhasebeci olacak. Bu videoyu izleyen kim? Mali müşavir. O işini yapacaksın. Herkes kendi işini yapacak. Öncelikle size ben şunu söyleyeyim. Hiçbir servis, hiçbir yetkili servis, hiçbir yetkili servis, hiçbir özel tamircim gibi benim gibi açık açık konuşmak. Öncelikle Siemens bulaşık makinesine bakmadığımızı söylüyoruz. Gerizekalı, bakmıyorsan niye video çekiyorsun? Şimdi E9'un anlamını anlatacağım. Anlatmadan önce Google'a, internete Bosch, Siemens, servis dediğiniz zaman en üstte reklam gelenleri aramak istemiyorum. Ben direkt yetkili servisle muhatap olmak istiyorum derseniz dünyada hiçbir kimse yetkili servis telefon numarasını verir mi, vermez mi Ebru? Vermez. Ben veriyorum. Adımı değiştiriyorum bundan sonra. Veren Fatih. Önüme gelen herkese vereceğim. Ufuk, videonun başlığı. Veren Fatih. Herkese veriyor. Önüme gelene vereceğim. Sevgimi, doğruluğumu, dürüstlüğümü. 444-63-33. Ben yetkili servisten destek almak istiyorum. Her şey orijinal olsun, garantim olsun, faturam olsun. Bir sıkıntı olduğu zaman da servisin yakasına yapışayım. E09 arızası makinanızın ısıtma pompa motorunda, ısıtıcınızda, elektronik kartınızda. Hep daha sorunları var. Bundan bilginiz olsun. Bu işlemler sizin yapacağınız işlemler değil. Yeni bir tane ısıtıcı aldınız. Bunların gövdesi, örnek ben size şöyle bir şey bir göstereceğim. Şu bulaşık makinenizin motoru, motorun üstüne şöyle bir de sarılıp sıkışan bir tane ısıtıcı var. Bunu değiştirdiniz kendiniz, yarın bir gün yine aynısı olacak. Çünkü bunlarda kronik su akıtma sorunu oluyor. Kapağını açtığın zaman şuradaki sağdan soldaki şuradaki vidaları görüyor musunuz? Şuradaki vida olsun, buradaki vida olsun, buralarda gevşeklik olsun, o olsun, o olsun. Su akıttığı zaman direktmen rezistansın onun bunun üstüne gidip tekrar su akıtabiliyor. Bunu yetkili servisler yaparken bayağı zorluk çekebiliyor. Artık el alışkanlığı olduğu için motor ve ısıtıcı ikisi set halinde değişiyor. Motorun üstünde ısıtıcı. Yani bir bütün. Şu an benim kafamı gördünüz değil mi? Kafamda ne var şu an? Kulak, burun, boğaz, göz, kaş, anlatabildim mi? Bu şekil lap diye bir değişiyor. Kendiniz asla yapmaya çalışmayın. Bu rahat, basit yapılabilecek bir şey değil. Çekiyorsun, sağ kapağı var, sol kapağı var, alt tablası var. Bulaşık makinesinin bütün parçaları jilet gibidir. Yanlış birini keser, zorlarsanız eliniz kesilir. Anında gidip dikiş attırabilecek duruma gelmezseniz ben namussuzum. Bazı ustalar sağa sola sökerken elini yırtıyor, böyle parçalıyor. Üstünde paslanmaz çelik sac var. Bunlara dikkat edin. Kendiniz asla müdahale etmeyin. Fatih Usta, şimdi bir video izledin de yani bize nasıl yardımcı olacaksın? Şey mi diyeyim? Pompa motoru burada satılıyor. Al Ahmet abiden. Aha böyle söküldü, böyle takıldı. Tamirci ne yiyecek? O zaman Fatih Bey, siz iyi niyetli değilsiniz. Ya size yemin billah ediyorum. Parçayı buradan aldığımı söyleyeyim. Yerine buraya bu kadar taktığımı söyleyeyim. Cebinizden 5 kuruş çıkmayacağı kadar her şeyi anlatayım. Eğer alt tarafa bir takdir, bir teşekkür, Allah ne muradın varsa versin diye yazarsanız, istisnalar hariç, ben namussuzum. Şu an YouTube kanalımızı izleyenlerin %90'ı abone olmadan izliyor. %10'u abone olmuş. %10 aboneyle Türkiye'nin en büyük kanalı. 500 bin abonemiz var. %90 abone olmuyor. Videoyu izliyor. Aa güzelmiş. Geç. Aa güzelmiş. Geç. Aa. Bir yarış arabası vardır ya. Aa diye çıkıp gidiyor. E09 arızasının fiyatı 3 aşağı 5 yukarı. 2000 taş. 3000 4000 TL'ye kadar da çıkabilir. Bunun için ne yapıyorsunuz? Mahallenizde bulduğunuz, eğer tamirciye adam akıllı iş yapacağına güveniyorsanız çağırıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. İnternette sponsorlu reklam veren firmaların %70'i, %80'i dolandırıcı. Yalandan silme, delme, çakma, abla aldı bu. Size ne fatura, ne evrak, ne fiş.
tak sepeti kolana herkes kendi yola. En azından yetkili servise yaptırdığın zaman, ama Fatih Bey yetkili servis yaptırdım, yetkili servise beni bir dolandırdı. Yetkili servis seni dolandırırsa sen zaten aldığın evrakla fişle o yetkili servisin ağzının ortasına pul biberi sürebilecek kapasiteye sahipsin, tüketici mahkeme heyetine verirsen. Onun için E09'un anlamı hayat hikayesi gibi oldu ama bunlar sizin için faydalı. Isıtma problemi, ısıtıcı patlak, elektronik kart arızalı ya da ısıtıcının üstüne su akıtıyor, motor yanıyor, her şey kaput oluyor. Kaput demek ise kaput. Almancam, Fransızcam yok ama sağdan soldan diyor. Kaput, bozulmuş, arızalanmış demek. YouTube kanalımızı takip ettiğiniz için, eşinize, dostunuza, bize önerdiğiniz için, paylaştığınız için evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın.